Evren TYT geometri dördüncü soru. Arkadaşlar bir 12 gen, 15 gen ve 30 gen. Ortak CD kenar üzerinden işte 15 geni, 12 geni çok iyi çizememişler de şu 12 gen olur. Yani kenarları eşit. Şöyle. 12 genin bu soruda iç açısı da lazım olacak ya arkadaşlarım. İç açısını size nereye hesaplayayım? Şuraya yukarıya bir yere hesaplayayım. Düzgün 12 genin dışısını alfa dersek 360 bölü 12'den 30 dışı. O zaman iç açısı 150 gelir. 180'den dışı çıkardım. Yani şuradaki açı 150. Bunu bulduk. Sonra ötekine geçiyorum arkadaşlarım. Öteki ne? 15 gen. 15 genin o zaman hemen dış açısını bulalım. Dış açısını atıyorum beta diyelim. 360'ı 15'e bölerseniz 360'ın 15'e bölümü 24 gelir. Dış açı 24. O zaman bunun içi 156 derecedir. Toplam 180 olacak. Yani bu düzgün 15 gen de şu arkadaşlarım şu kenar tek çizgi ya. Şu kenarda tek çizgi. Şöyle devam eden bir çokgen. 3 kenarı burada. Aşağıda da 12 tane kenar var. 156 olacakmış o zaman. Şuraya artan açı 6. Bunu kullanacağız. Bu lazım. Devam ediyorum şimdi. Devamında da şeyi hesaplayalım. 30 geni. O zaman bunun dış açısına da teta yazayım ben. 360'ı siz 30'a bölerseniz 12'dir dış açısı. O zaman bunun içi 168 derece gelir. 180'den 12'yi çıkardık. O zaman buranın 168 olabilmesi için 168'den 156'yı çıkartırsam bir yerde işlemini yapayım. 168'den 156 çıkarsa 12 derece. O zaman şuradaki açı da 12. Bunu da bulduk. Bu da kenarları tek çizgi, bu da tek çizgi, bu da tek çizgi. Yani iki tane üçgen oluştu bakın. Şurası 6'ydı, şurası da 12. Bu ikisi de ikiz kenar üçgen. Zaten şu BF'lerin doğrusal olması imkansız. Biz bir tepe açısı 6 olan ikiz kenar bir de tepe açısı 12 olan ikiz kenar üçgeni bulacağız. Sonra şu ikisini toplayacağız. 6 derece tepesi ise geriye kalan 174 derecelik açıyı 2'ye bölerseniz 8, 2, 16, 14, 7, 87 bulursunuz arkadaşlar. Şuradaki açı 87. Şu da 87 onu boş verin. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. 180'den 12'yi çıkarttım. 168. 168'i 2'ye bölersem bu da 84 derece gelir. Şurası 84. Şurası sinet 84. 84 ile 87'nin toplam. 84 artı 87. 1, 16, 17, 171 derece yani cevabımız denizlidir.